babası! Şehit geliyor, şehit! İhanetin bedeli. Madalya bu demir parçası değildi. Hafızalardan silinmeyen alçak bir karşılama. Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin kahraman gibi karşılandıktan sonra serbest bırakılması, şehit aileleri ve gazileri... Tabur'dan Oslo'ya uzanan bir rezalet. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsiniz. Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı İmralı'ya gönderdim. Bu adımları İmralı'da da Oslo'da da attım. İspat edemezseniz... Çözüm diye pazarlanan bir ihanet. Gemliğe gelen Mehmet Öcalan İmralı adasına hareket etti. Aileyi gönderdik. Mehmet gitti. Onu saymıyorsunuz galiba. 7'den 77'ye yaralı, kardeşliğine kast edilen bir millet. Öcalan'ın kardeşi aranan bir insan, devletin televizyonunda konuşturuluyor. Arandığını bilmiyorum. Hadi canım. Neden onlara özgürlük geliyor da bizimkinde de böyle toprağın altına konuyor? Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar da kıpırdayamayacaklar. Hainin önünü açan büyük bir kumpas. Kalabalığın omuzlarda taşıdığı tabut, ay yıldızla sarılı yatan Deniz Yarbay Ali Tatar intihar etti. Ergenekon denilen dava Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek amacıyla Fethullahçılar tarafından, ki biliyoruz kimlerin ne olduğunu, hiç unutmayacağız. Gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Yıllardır devam eden FETÖ'nün Kozmik Oda Kumpası davasında karar çıktı. Ne diyor? Bu uzun diyor. Bize çok hainlik yapar. Ne istediğiniz de alamadınız. Terörle arasına mesafe koyamayan aciz bir hükümet. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek olmaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Hizbullah size göre bir terör örgütü. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil. AK Parti'yi Hizbullah'la ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir. Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.